Ağustos ayı zaferlerimizin tacı adeta kalpgâhıdır. Türk milleti tarih boyunca kazandığı zaferlerini bu ayın bağrına oya gibi işlemiştir. 26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu yurt tuttuk. Böylelikle üzerinde yaşadığımız toprakları cesaretle ve hak ederek fethettik ve vatan dedik. Yine bu ay içinde kazandığımız otluk beli, çaldıran, mercidabık, Muhaç zaferleriyle tarihe istikamet çizdik. İnsanlığın yatağını değiştirdik. 26 Ağustos 1922'de ise büyük bir taarruza kalkarak vatanı işgalcilerden temizledik. Esaretimizi planlayanları inancımızla sildik, süpürdük. Türk milleti muzafferdir. Türkiye, Türk zaferlerinin ilelebet payidar kalacak mükafatıdır. Şükür, fetih ve taarruz ruhu hala canlıdır. Ne var ki Malazgirt'te yenildiklerini zannettiklerimiz hala silah başındadır. Denize döküldüklerini düşündüklerimiz cinayet nöbetindedir. Bizans'ın kanlı mirasçıları, yedi düvelin zamane ve zalim uşakları her fırsatta saldırmakta. Türk milletinden intikam alma yarışındadır. Bugün Cizre'de vatan ve millet düşmanları 11 polisimizi şehit ettiler. 300 sivil, 75'i polis olmak üzere 78 kardeşimizi yaraladılar. Bu menfur ve hayasız suikast Türk milletinin tamamını hedef almıştır. Akan kan hepimizindir. Acı ve hüzün hepimizin ocağındadır. Bilmiyorlar ki Sultan Alparslan'ın ahvadı teslim olmaz. Anlamıyorlar ki ecdadın emanetleri Türk asırlarının eserleri bombayla silinemez. İmanla yapılan ihanetle asla yıkılamaz. Bu topraklar Türk vatanıdır. Hiçbir güç ve emel bu gerçeği değiştiremeyecektir. Güvence, Mehmetlerden Fatih çıkaran muazzam iradedir. En başta Cizre'de şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Ve de muhterem ecdadımızı şükran, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır üzerine bastığımız vatan topraklarına leke sürdürmeyeceğiz. Bir olacağız, kardeş olacağız, milli varlığı sonuna kadar koruyacağız.